Değerli hastalar merhabalar. Bugün D vitamininin astım ve alerjide rolünden kısaca bahsedeceğim. D vitamini birçok vücutta hayati fonksiyonu var. Birçok hastalıktan koruyor. Mikroplardan da koruyor. Veren mikrobundan da koruyor. Birçok şeyden koruyor. Bunların hepsini diğer yayınlardan elde edebilirsiniz. Ben sadece bugün Astımla D vitamini arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. D vitamini biliyoruz ki güneşte bol miktarda vücudumuzda güneşlendiğimiz zaman derimizden emilerek elde edilen bir vitamin. Bu vitamin güneşten alındığı gibi besinlerden işte balıklardan ve bazı yumurtadan sütten alınabiliyor ama biz buna gerçekten epey miktarda ihtiyacımız var. Modernleşmeyle birlikte insanların sabah karanlıkta işe gidip gelmesi, akşam yine karanlıkta yoğun şehir trafiğinde eve gelmesi, alabileceğimiz D vitamini miktarını mümkün olduğu kadar azaltıcı çünkü güneş görmüyoruz. Uzun kollarla geziyoruz. Bu nedenle güneşten gerektiği kadar yararlanamıyoruz. Halbuki insan vücudu daha çok e, ilk çağlarda hep güneş alacak şekilde ayarlanmış. Daha çok e, apartmanlarda değil de bağlarda, bahçelerde, tarlalarda e, dolaşarak hayatını geçirmiş. Buna göre ayarlandığı için e, Avrupa'da, Türkiye'de, gelişmiş birçok ülkede sanki D vitamini yetersiz salgını var gibi düşünebiliriz. D vitamini birçok şeyden koruyor. Bilhassa mikroplardan koruyor. Son Covid salgınında da gördük D vitamini yüksek olanlar daha az ölüyorlar, daha az hastalanıyorlar. Yoğun bakımda yatanlar yarı yarıya ölüm ihtimalleri azalıyor. Bu nedenle D vitamini gerçekten önemli bir vitamin. Şimdi normalde 30'un üstünü yani bu biliyorsunuz ölçümlerde nanogram mililitre dediğimiz bir ölçü var veya bunun benzerleri de var ama. Ee, en çok donagran mililitre e, kullanılıyor dünya üzerinde bu 30'un üzerinde normal insanlarda e, yeterli kabul ediliyor D vitamini ama e, astımı ve alerjisi olanlarda bu seviyeyi en azından 60-80 dolayında e, tutmamız gerekiyor yani bence 60'ın üzerine geçip hatta 100 dolaylarında Çünkü 150'den sonra zararlı etkisi olabiliyor. Ee, öyle kabul ediliyor ama e, zararlı etkisi de literatür taradığımız zaman e, son derece bir veya iki hasta, o da yanlış günde 300 bin ünite kullanan hastalar var mesela, onlar da rastlanmış. E, güneşten alınan D vitamini çok daha makbul. Çünkü güneşten alınan D vitamini sülfikli olması nedeniyle, yani kükürde bağlanması nedeniyle suda erime özelliği alıyor ve bütün hücrelere rahatlıkla geçebiliyor. Ama e, hap veya diğer yöntemlerle aldığımız e, damla tarzındaki D vitaminlilerin yağda eriyen formları, yağda eridikleri için hücrelere girişi çıkışı çok daha zor ve e, vücutta birikme ihtimali de fazla. Mesela güneşten alınan D vitamini'nin e, sizi yükselerek rahatsız etme ihtimali yok. Ama ağızdan alınan eğer çok yüksek dozda alırsanız problem yaratıyor. Şimdi e, ne yaparsak yapalım, D vitamini'miz hem astımda hem alerjide büyük rol oynuyor. Aslında oynadığı rol aynı bir e, şey gibi, bir kortizon gibi, kortizonlu havalar gibi hava yollarımızdaki ödemi ve inflamasyonu çözüyor. Bu son derece önemli. İki, ümmün modülasyon dediğimiz bağışıklık hücrelerimizi e, alerjiye karşı dayanıklı hale getiriyor. Bizim aşı tedavisiyle azaltmayı amaçladığımız bazı T-lenfositlerini e, D-vitamini azaltıyor. Ayrıca e, alerji hücresi olan aslında mast ve Egzinofiller üzerine de olumlu etkileri var. Ee, yine e, alerji hücrelerinin salgıladığı interlükün dediğimiz bazı medyatörler var, bazı maddeler var. Bu maddeleri de D vitamini e, engelliyor. Yani vücuda yangın çıkartmasını engelliyor. O zaman biz e, bilhassa kış ayları Eylül 15 gibi aslımların e, tamamlayıcı D vitamini kullanmalarını Öderiyoruz çünkü çok daha rahat kışı geçirecekler. Şimdi burada da problemimiz şu D vitamini ölçemiyoruz. Yani hastanelerde ücretini vererek ölçebiliyoruz ama devlet D vitamini ölçümlerini e, ne yapıyor? Karşılamıyor. E, hastalarımızın da birçoğu e, özel hastanelere ücret ödememek için e, ölçtürmek istemiyorlar. O zaman ne yapacağız? Gayet e, basit. Şimdi günde ne kadar D vitamini zararı olmadan kullanabiliyoruz? Burada birçok çalışma var. Ondan sonra en büyük D vitamini uzmanının bile önerdiği günde kışları 10.000 ünite kullanılan erişkinde D vitamininin kanda D vitaminini yüksek zararlı hale getirme ihtimali yok. Başka araştırmacılar da bunu 5000 diyorlar. Yani Günde 5000 bin ile 10 bin arası kullanılan bir D vitamini hastalara bütün kış kullansak bile bir zararı olmuyor. Ben geldiğinde hastalara soruyorum geçtiğimiz yaz ne kadar denize girdin, ne kadar güneşte kalırsın, işte bulunduğun sitede havuza girer misin gibi. Bunlara bakıp ortalama bir D vitamini programı genellikle çiziyorum. Bu D vitamini programı da genellikle kilogram başına 50 ile 100 ünite arasında hesaplıyorum günlük olarak. Bu da hiç güneş görmeyen, hiç denize gitmeyen, devamlı karanlıkta çalışanlara günde 100 ünite ama hiç olmazsa yazın 1-1,5 bir, bir ay denizde olanlara ise Eylül'den itibaren günde kilo başına 50 internasyonel ünite başlamayı pratik olarak kışı daha rahat geçirmek açısından yararlı görüyorum. Şimdi D vitamini eğer yeterliyse hastalar güneşlenikleri zaman hemen kararırlar. Kararamayan, bronzlaşamayan hastaların büyük bir çoğunluğunda D vitamini eksikliği vardır. Çünkü vücut gerekli D vitamini varsa Hemen bronzlaşarak tepki verir. Şimdi Afrikalılar Avrupa'ya, Asya'ya, Anadolu'ya göç ettikleri zaman büyük bir ölüm oranına rastlamışlar. Şu nedenle normal beyaz bir insan günde 20 dakika güneşlenerek aşağı yukarı 20 bin ünite D vitamini sentezliyor. Bu bir Afrikalının aynı miktarda D vitamini sentezleyebilmesi için 2 saat güneşte kalması gerekiyor. Şimdi ne yapmışlar? Afrikalılar göç ettikleri zaman bilhassa Orta Avrupa'da daha az güneş gören ve deniz mahsulleri satılmayan, pek kullanılmayan bölgelerde çok erken yaşlarda ölmüşler ve araştırılıyor niye bunlar erkenden ölüyorlar diye. D vitamini eksikliği yüzünden enfeksiyonlara, diğer işte diyabete, kalp hastalıklarına karşı çok daha eğilimli olmalarından. Ama Akdeniz ülkelerine göçenler hem orası daha sıcak, daha güneş gören, hem de daha fazla balığın kullanıldığı yer olduğu için daha uzun yaşadıkları ve D vitamini yüzünden uzun yaşadıkları bulunmuş. Şimdi bir de esmer derili olan kimler var? Eskimolar var. Eski kutuplarda yaşıyorlar. Kutuplarda biliyorsunuz bazen değil genellikle uzun süre güneş görülmüyor. Karanlıkta da kalabiliyorlar. Bunlar niye D vitamini eksikliğinden ölmüyorlar? Niye ölmüyorlar? Çünkü kutuplarda eski Moğollar mümkün olduğu kadar deniz ürünleriyle beslenerek D vitaminini deniz ürünlerinden aldıkları için hastalanmıyorlar. Yani kısaca D vitamini son derece önemli. Ee, i̇şte yazın güneşlenirken de öğle saatleri son derece önemli. Ee, D vitaminin e, ultraviyole B ışınları dediğimiz ışınlar, D vitaminini sentezleyen ışınlar. Bu ışınlar genellikle öğle saatlerinde insan gölgesinin boyunu geçmediği saatlerde e, direkt olarak geldiği zaman alınıyor. Ve daha sonra insan gölgesinin boyunu geçtiği zaman ultraviyole A ışınları genellikle güneş tarafından veriliyor. Ultraviyole A ışınlarının D vitaminini sentezleme özelliği olmadığı gibi aynı zamanda vücuttaki deride öğle üzeri alınan ultraviyole B ışınları tarafından alınan D vitaminlerini de parçalayarak ee, D vitamini eksikliğine neden olabiliyor. Ee, ayrıca D vitaminiyle söyleyebileceğimiz önemli şey güneş yağları. Yüksek korumalı yağlar genellikle ultraviyole A ışınlarını geçirirler. Ultraviyole B ışınlarını geçirmezler. Halbuki bizim vücudumuza ultraviyole B ışınları gerekli. Ultraviyole A ışıkları da A ışınları da biliyoruz ki deri kanserine neden olan, kansere neden olan ışınlar. Bu nedenle güneş yağı sürdüğümüz zaman hiç olmazsa öğle üzeri yarım saat güneş yağı sürmeden güneşlenmekte büyük yarar var diyorum. Önümüz deniz mevsimi bilhassa bizim güneyde başlamak üzeredir. Denize girerken, güneşlenirken ondan sonra güneş yağını daha limitli kullanmanızı Ayrıca denizden çıktıktan sonra güneşlendikten sonra mümkün olduğu kadar ılık duş alarak temizlenmenizi çünkü kullanacağımız sabunlar da derinizde sentezlenen D vitamini miktarını azalttığını biliyor. Çünkü D vitamini derimizde sentez ediliyor ama hemen eminmiyor. Belirli bir süre sonra emiliyor. sabunlandığımız, şampuanlandığımız zamanda bütün gün o biriktirdiğimiz D vitamininin işte yüzde yetmişini çöpe attığımızı unutmamamızı tavsiye ediyorum. Neymiş? D vitamini astım ve alerji için son derece önemliymiş. Bunu bilerek sonbahara girerek D vitamininizi ölçtüremiyorsanız bile ölçtürseniz daha iyi tabii. D vitamini katkısını D vitamini tamamlayıcılığımızdan yararlanmanızı yararlanmanızı tavsiye ediyoruz hepinize sağlıklı günler diliyorum görüşmek üzere